Wow, spor müthiş bir şey ya. İyi geldi. Şu an beni görüyor musunuz bilmiyorum. Gerçi ışığı nasıl bilmiyorum da. Ve motor. Ulan müthiş şakalar ya. Harika. Acayip komik bir herifim normalde ya. Ama hep bu tip şakalarda hep yalnız başıma oluyorum bunları yaptığımda falan. Yani böyle çalışır mı bilmiyorum ama deneriz. Şu anda çok saçma bir şekilde duruyor kamera. Normalde telefon tutturucu var orada. Telefon tutturucunun telefonu sıkıştırdığı kısım yerine kameranın ekranını sıkıştırdım. Beni görüyor. Mikrofon seviyelerinden gördüğüm kadarıyla sesimi de alıyor. Arabada böyle gidip gelirken bir şeyler mi anlatsak muhabbetine sardım. Bugün hafta başı ayın 28'i, 28 Eylül. Bakalım neler olacak. Hafta başlarından bir tanesi. Ortalık biraz gergin. Ay başı geldi. Ödemeler mi ödemeler muhabbetleri olacak. Ben bir yandan ev bakıyorum. Dün işte ilanda görüp çok beğendiğim bir evi dışarıdan görmeye gittim Kadıköy'de. Tabii ki ilanda söylendiği gibi boş değildi. Emlakçıyı aradığımda da ay efendim biz oranın işte kiralamasını yaptık. Biz oranın bilmem nesini verdik falan filan dediler. Ama işte hemen iki sokak aşağıda şöyle bir yer var. Hemen sizi oraya yönlendirelim falan ayağı oldu. Bu ilan muhabbetleri üstünden yemleme çok rahatsız edici. Çok üzüyor beni yani. Onun için aslında şöyle bir şey olsa. Mesela sahibinden.com'da bu ilanı gördün. Onunla ilgili mesela yorum yapabilsen, dosya yükleyebilsen. Mesela şöyle düşün. Ben bu evin ilanını gördüm. Sonra evi görmeye gittim. Baktım ki burada fotoğrafı düzgün çekilmemiş şekilde şu var. Ya da şu da benim çok istediğim bir şey aslında. İlanların yer planı, ev planı. Adam diyor ki 50 metrekare 1+1. Ulan hiçbir fotoğraftan ben orada yatak odası diye öngördüğü yere çift kişilik yatak konulabileceğine ikna olmuyor. Yok ya, mümkün değil. Oraya çift kişilik yatak mümkün değil, sığmaz ya. Bunu nasıl çözebiliriz? Benim oraya gitmem de bir şey değiştirmez. Ha, adım hesabıyla onu mu çözeceğim? Ya kardeşim, daire planını koyarsın. Dersin ki şu kenar şu kadar uzunlukta, bu kenar bu kadar uzunlukta. Biz de deriz ki ha öyle miymiş? O zaman biz bunu şöyle yerleştirebilir. Emlakçıların bu tip verileri kasten vermediklerini biliyorum. Ben çok uzun süre gayrimenkul sektörünün dijital bir şeylerle sorun çözmesine dönük ürün geliştirmeye çalıştım. Ya da onların kullandığı kimi servislerin entegrasyonu falan üzerine çalıştık. Gayrimenkul danışmanlığı unvanını kullanmak isteyen emlakçılar hem onları hem daireye bakmakta olanları hem dairenin sahibi olarak onu satmak ya da kiralamak isteyenlerin işine gelecek bu tip çözümlerden, yöntemlerden korkuyorlar. Çünkü bunlar olursa bize ihtiyaç kalmaz zaten. Halbuki ne güzel para kazanıyoruz şeklinde bir çekinceleri var. Şunu kabul etmek istemiyorlar. İnsanlar kendileri de yapabileceği bu şeylerle uğraşmak istemediklerinden onların yapmasını istiyorlar. Ve onlar yaparken de bu işin düzgün yapılmasını istiyorlar. Yani anahtarın alt kattaki berbere ya da köşedeki bakkala bırakılmasından daha nitelikli bir şey yapılmasını istiyorlar. Ama maalesef ülkemizde her şeyde olduğu gibi bu alanda da köşeler tutulmuş durumda. Çok az yenilik danışman var bu anlamda. Herhangi bir telefon uygulamasıyla daire planı çizilebilir ya. Bu kadar zor bir şey değil. Kesinlikle değil. Ama yok abi, onu yapmıyor adam. Israrla yapmıyor. Diyelim ki sahibinden.com'da bir ilan gördük. İnsanlar yorum yapabilmeli, konuşabilmeli. Mesela araba ilanlarının altında soru cevap şekilde insanların konuşabilmesi bence çok önemli. Çok güzel olur. Ya da ev ilanlarında ben mesela bir daireyi görmeye mi gittim? Dün mesela o daireye ben dışarıdan bakmaya gittim ya. Kardeşim, binanın fotoğrafını çekeyim diyeyim ki ya ilginç bir şekilde bu daire boş diyorlar, ikinci kat kiralık diyorlar ama şu anda ikinci katta da üçüncü katta da bütün katlarda tül ve perde var. Ahan da buyurun fotoğrafı diyeyim. Ya da ben orayı aradıktan sonra aa orası tutuldu da size başka bir yer gösterelim falan filan muhabbeti yaptığı zaman emlakçı bunu gidip oraya yazabileyim gibi bir şey geliyor aklıma. Tabii ki bunu nasıl yapabilirsin? Sahibinden ilanının işte ilan numarası üstünden sorgulanıp bulunabileceği bir mobil uygulama üstünden çalışabilir. Bu bir. İki, bu veriyi tuttuğun web sitesi için bir tarayıcı eklentisi yaparsın. İşte Chrome'a, Firefox'a, Safari'ye artık hangilerine yapabiliyorsan. Onları da gidersin. Dersin ki kardeşim sahibinden.com'da geziyorken bu eklenti varsa sen görebilirsin, konuşabilirsin vesaire, bilmiyorum. Neyse. Ofiste bu aralar ciddi bir yoğunluk var. Tamamlamamız gereken işlerle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bir şeyi planlamamız lazım. Planladığımız şeye göre olabildiğince uydurmamız lazım. Öngörülen şeyler zaten gerçeklikten önce
kafandaki ideayı kağıda döküyorsun ve şu kadar sürede biter diyorsun ya. O kadar sürede bitmemesi kabul edilebilir ama öngörülen sürenin birkaç katı, olmayacak süre birkaç katı sürdüğü zaman burada sorulması gereken sorular ortaya çıkıyor. Bir, bunu öngören mi salaktı? Ve ulan bu işte ben yapsam bir günde biter, en iyisi 3 diyelim, 3'ü yukarı yuvarlayalım, 5 diyelim. 5 iş günüyle bunu bir haftada bitirebiliriz diyelim. Böylece kriz çıksa bile hafta sonu gerekirse ben de müdahil olurum, çözeriz diyerek mesela öngördüğüm bir sürenin yaklaşık 2 aya çıkmasında öngörüyü yapanda da bir salaklık var. Bu garanti. İşin felsefi boyutuna haricen değiniriz ama özetle hiç beklemediğim şekilde çok uzun sürdü ilgili proje ve artık böyle ağlıyordum yani. Gerçekten ağladığım oldu bu işle ilgili. Çünkü birkaç defasında şey dedim, bırak ya, ne olursun bırak ya, bırak ben yapayım ya. Şimdiye kadar olan biten her şeyi çöpe at, ben yapayım. Çünkü sıkıntı da ne biliyor musunuz? İşler patlayabilir, işler ters gidebilir, işler beklediğinizden çok uzun sürebilir vesaire. O noktada şunu yaparsınız, sorun ne? Şu anda ne yapmaya çalışıyorum ve o şey neden olmuyor? Ama yok, soruyorsun, sorun ne vesaire. Neyse, bu konu haricen ele alınabilecek bir şey, bunu geçiyorum. Bu yüzden işler acayip birikmiş durumda. Çoktan başlamış olmamız gereken bazı işlere hiç başlayamadık. Yükü gerektiği şekilde paylaştıramadık. Gibi gibi sorunlar var şu anda. Bu yüzden acayip gerginim. Mesela şu anda pazartesi günü saat 4'e 10 var. Ve ben işte ofisten çıktım, spora gidiyorum. Sadece bu aralar spor esnasında falan bir kaçabiliyorum, uzaklaşabiliyorum bu yoğunluktan. Düne kadar, dün işte bu Kadıköy'deki bahsettiğim evi bir uzaktan görmeye gideyim dedim ya. Ona kadar hafta sonu da geceli gündüzlü çalışıyordum. Böyle bir şey. Neyse, bunun haricinde şunu düşünüyorum artık. Şöyle bir hata yaptığımı düşünüyorum. Ay, yoğun iş var, şu işleri atlatayım da ondan sonra bir yere giderim. Şu işleri atlatayım da ondan sonra hafta sonu işte ev bakmaya çıkarım falan filan gibi bir düşünce yapımı olduğunu fark ettim. Diğer taraftan da şu var, ya ben acaba hayatımın içinde gerçekten ciddi iş istemiyor muyum? Bu ne demek ya? Çünkü elinde ciddi bir iş varsa her zaman yapılacak bir şeyler oluyor. Her zaman yapılacak bir şeyler varsa hiçbir zaman kendine boşluk yaratamazsın ki dur işte, ha tamam artık şu anda elimde o kadar da yoğun yapılacak iş kalmadı. En iyisi ben bu hafta sonu kendime vakit ayırayım diyebileceğin bir şey olmaz. Özetle işler böyle yoğun halde olsa bile, işler böyle yoğun durumda olsa bile insanın bir virgül atması gerekliliğini tekrar özümsemiş oldum. Şöyle bir sıkıntı var bende. Hani şirket adına yapılan her şey beni temsilen yapılıyor ya günün sonunda. Şirketin bu arada 5. yılını doldurmak üzereyiz. Kurumsallaşma adına 5 yılda benim atabilmiş olduğum bir adım yok. Hala işte Uğur Arıcı'nın ortaya koyduğu bilgi ve deneyime dayalı olarak ortaya konulan projeleri biz bu şekilde yaparız üstünden yürüyor çoğu şeyimiz. Böyle olduğunda da ne oluyor? Karar aşaması ve projelendirme aşaması ve hatta geliştirme aşamasında dahi benim çok az bulunduğum projeler oluyor. Ben projelendirmişim, planlamışım, böyle yürüsün. Şunu şöyle çözelim, bununla ilgili şuradan şöyle destek alalım. Bunun teknik detayının bilmem nesine şuradan bakalım diye projelendirmişim. Ve bunun haliyle öyle yürümesini bekliyorum. Yer yer denetliyorum sadece. Ama herhangi bir noktada bunun sarsıldığını fark ettiğim anda ben öyle bir geriliyorum ki. Ben öyle bir geriliyorum ki diyorum ki eyvah. Şöyle hissediyorum çünkü. O patlarsa benim bütün itibarım sağda solda böyle bir şeyler anlatıyorum ya ben. Üf, yazılımı çok iyi biliyorum. Benim işte etkinliklerini düzenlediğim işte topluluklar var, örgütlenmeler var. İşte benim eğitim verdiğim çok şekilli etkinlikler var falan diyorum. Haliyle böyle herhangi bir işte bir sarsıntı olduğu anda şey oluyorum böyle. Bütün o her şey yıkılacak hissi. Bir şeyi öngördüysek öyle yapmak zorundayız. Ve ne yapıyorsun? Bir örgütlendiğin zaman bir şirket, tüzel bir kişilik, kurumsal bir yapı aslında bir bütün olarak karşıya sorumlusundur. Ama bazen öyle oluyor ki o bütünlüğün içinde seninle beraber yük paylaşmasını beklediğin insanların
modu olmuyor, gününde olmuyor, canı sıkkın oluyor, bir şeyler oluyor ve beklediğin şeyler beklediğin gibi çıkmıyor. O zaman onlar diyor ki evet patrona karşı sıkıntı oldu ama neyse yarın çok çalışırım, öbür gün çok çalışırım da biz bu işi geçen hafta teslim etmemiz gerekiyordu. Bugün ve yarın çok çalışsan da karşı taraf nezdinde bir şey değişmeyecek, anladın mı? Hani çünkü işi geciktirdiğin anda o gecikmiş oluyor, geçmiş olsun, sıçtın, çözümü yok. Yanına Halley koy gönder, sıkıntı yok. Mor Hippo'nun yaptığı gibi yanına lokum koy gönder. Geçmiş olsun ya, söz verdin ve geciktirdin. Adam ondan sonra benden şeyi dinlemiyor yani. Ya işte çok iyiydi de bizim bilmem nenin, işte bizim arkadaşlar sizin belgedeki bilmem ne kısmını anlamamış. Şunun şurasını şöyle yapamamış. Bunu bağlarken böyle bir sorun çıkarmış. Bu adamın umrunda değil, anladın mı? Diyor ki sorsaydın ya. Anladın mı? Sorsaydın, onu yolladığında ben sana bu talebi yollarsam bu yanıtı alırsın demişim. Sen bunu gidip en son gün bağlamaya çalıştıysan hata sende. İlk gün deneseydin, ilk gün denediğinde çalışmıyorduysa bana sorsaydın diyor adam. Ve çok haklı yani. Bundan o kadar muzdaribim ki son 3 hafta içinde birkaç günde bir bu konuyla ilgili deli gibi sinir krizleri falan geçirdim. Böyle hani ofisi ve o esnada bulunduğumuz ortamı böyle sinirle falan terk ettiğim çok şey oldu. En son birkaçında dedim ki bırakın ya, bırakın, ne olursunuz yapmayı bırakın ya. Yapmayı bırakın, hatta bunu bize yönlendiren, bize outsource eden ekibe de haber verelim. Direkt müşteriye de haber verelim. Müşteriye bu gecikecek diye haber verelim. Dışarıdan bize outsource edip bu konuda bizden teknik destek alan firmaya da diyelim ki ya biz malız, gerizekalıyız, biz sıçtık. Bunu da Uğur Arıcı adına söyleyin. Hani işte arkadaşlarımız şöyle oldu, arkadaşımızın canı sıkkınmış, bunu anlamamış falan değil. Uğur Arıcı diyor ki ben Uğur Arıcı olarak bir malım, bu işi yapamadım, yaptıramadım da. O yüzden biz şimdiye kadar olan biten her şeyi çöpe atıyoruz. Eğer isterseniz Uğur Arıcı bizzat kendisi bunu önümüzdeki hafta tekrar sıfırdan yapmayı düşünüyor. Ya da iptal edelim, siz alternatif bir yerle yap falan dediğim noktalar oldu. Bakalım, güya tamamlandı dendi ama ben çok güvenmiyorum. Çok içim rahat değil. Ve normalde 3 günümüzü alması gereken, hani küçük bir iş yüzünden asıl yapmamız gereken 2 tane büyük işe başlayamadık bile. Yani benim programlamasını yapmam haricinde, benim planlamasını yapmam haricinde asıl büyük işlerin bir satır kodu yok şu anda. Ben oturup sürekli kod yazacaksam nasıl iş yürüteceğiz ki? Nasıl iş yaratacağız, iş yöneteceğiz, iş götüreceğiz, iş büyüteceğiz? Mümkün değil ki o zaman. Neyse, böyle sıkıntılarım var bu aralar. Her insanın hayatında aslında gündeme taşımaması gereken sorunlar oluyor. Bende de onlar ne yazık ki bu aralar birim zaman başına çok fazla gündem oldu bu anlamda. Onları elemeye çalışıyorum. Böyle bir şeyler. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse, spor çok iyi geldi. Hayatımda ilk defa bu arada personal trainer, yani işte kişisel eğitmen, aslında spor koçu denilebilir Türkçe'de. Hayatımda ilk defa koç yönlendirmesiyle spor yapıyorum ve o hareketleri gerçekten de yanlış yapıyormuşum arkadaşlar. Hani şey geyiği vardır ya, biraz entel oldu bu şakamız, açıklayın. Ulan Hıncal Uluç ya, öldü mü bu arada Hıncal Uluç? Neyse, arkadaşım yalnız o hareket öyle değil falan geyikleri olur ya, harbiden de çoğunda öyleymiş. Mesela bir tanesi, ben standartta ağırlık çalışıyorken niyeyse hep ağırlığı sıkarak tutuyorum. Hali ön kolum falan hep acayip kasılıyor. Hoca bunu fark etti ve dedi ki niye sıkıyorsun oğlum dedi. Onu sadece orada bir ağırlığı tutacaksın. Çalıştığımız yer atıyorum omuzsa onu omuzda hissedeceksin. Üst kolsa, üst dış kolsa orada hissedeceksin falan. Niye sıkıp ön kolu ve bileği yoruyorsun? Burada kılcal damarları patlatıyorsun falan dedi. Oo dedim, öyle miymiş? Gerçekten de o anlamda yanlış yaptığım çok şey varmış. Vesaire vesaire. Neyse, bir o rahatlatıyor beni bu aralar. O iyi oldu. Onunla beraber işte tekrar böyle hani yemek kutuları var ya, günlük bilmem kaç liraya gelecek şekilde 5 öğünlük yemek yolluyor. Leziz diyet diye bir şeyden de tekrar, zaten eskiden yapıyordum, spor muhabbetiyle beraber devam ettim. Şimdilik böyle. İşler yoğun. Buna dayalı can sıkıntısı var. Çünkü çok iyi gidiyor, gözükmüyor. Biraz sıkıntılı ama halledeceğim. Öyle diyelim. Biraz sıkıntılı ama halledeceğim. Ulan lanet olsun, spora geliyorum. Şu anda mis gibi böyle kebap kokuyor, biliyor musun? Mis gibi kebap kokuyor böyle. Hemen arkası spor salonu benim. Önden geçtim az önce, arabayı park edecek yerim olmadığından.
suicidal thoughts bu aralar. İntihara meyilli düşünceler beliriyor aklımda sinirlendikçe, bozuldukça falan filan diye. İntihara meyilli Mickey Mouse tişörtümü giydim. Oo, geldiniz. Çekin milletin arabasını tabii. Bu nefret ediyorum bu işte. Aa, yanlış yere park etmişsin çekme olayında. Yani kesinlikle nefret ediyorum. Kardeşim de ki yanlış park etmişsin, cezanı kestim. Park cezası kes, anladın mı? Park cezanı kes, yürü. Arabayı niye yüklüyorsun? Zarar veriyorsunuz arabaya, herif onun peşine düşüyor. Geçen gün benim arabayı da çekmişler öyle. Bir de diyor ki, yaya trafiğini engellemişsin. Dedim, ne yaya trafiği ya? Anasını sattığımın caddesinde her yer inşaat zaten. Ben arabayı bıraktıktan sonra kendim çıkamadım oradan. Hangi yayanın hangi trafiğini engellemişim ya? Orada işte kaldırım çıkışı vardı. Siz kaldırım çıkışındaki yaya geçişini engellemişsiniz. Kardeşim, o kaldırımda 2,5 aydır inşaat var ya. Sen 2,5 aydır o inşaata, kardeş ne ayaksın, hala burayı bitiremedin mi? Kaldırımı 2,5 aydır engelliyorsun dememişsin. O inşaat olduğu için zaten çalışamayan, o inşaat olduğu için zaten yayaların girip yürüyemediği yere işte aman efendim Uğur Bey araba park etmişsiniz. Yayaların geçişini engelliyor. O yüzden size 100 küsür lira park cezası artı bilmem kaç lira 7 yemin emanetçi otopark bedeli uyguladık. Tatsız. Neyse. Otostart stop da duruyor. Parka alıp el frenini çekiyorum. Freni bıraktığımda yine başlıyor. Dur yavrum. Dur yavrum. Yavrum dursana. Heh. Wow. Spor müthiş bir şey ya. Gerçekten. İyi geldi. Şu an beni görüyor musunuz bilmiyorum. Gerçi ışığı nasıl bilmiyorum da. Ve motor. Ulan müthiş şakalar ya. Harika. Acayip komik bir herifim normalde ya. Ama hep bu tip şakalarda hep yalnız başıma oluyorum bunları yaptığımda falan. Kolonyalanalım. Evet, sporda girdim çıktım. Bayağı iyi geldi. Sıvı tüketimini unutmuyoruz falan hani. Artık böyle bütün yiyeceklere besin falan diyen biri olma hakkına sahibim. Şöyle yapıp yolu hiç görmediğim bir şekilde devam edeyim mi yola? Hep öyle tweetler oluyor ya işte, erkekler arabanın bilmem ne ışığının yanmasına niye bu kadar uyuz oluyor anlamıyorum. Yolu göremiyoruz çünkü. Bu arada bunun erkekle kadınla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Neticede yolu görmeye çalışan herkes için geçerli. Ya da bu durum şeydir mesela, kadınlar dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen daha iyi görüyordur yolu falan gibi bir şey. Sporumuzu yaptık, ofise dönüyoruz, çalışacağız, çalışmaya devam. Üstelik şu anda saat 7'yi geçiyor. Ofise gideceğim, çalışmaya devam edeceğim. Herhalde bugün de bir gece yarısına kadar falan çalışırız. Yarın ola hayrola. Bugün eksik kalan e-postalar var mı? Onlara bakarım dönüşte. Elimizdeki hangi projelerden tamamen kurtulduk? Hangisini biz yolladık ama müşteri her an tekrar bir şey isteyebilir? Hangilerine yeni başladık ve benim projelendirmesi üstünde çalışmam lazım? Hangilerini daha masaya bile yatıramadık? Falan gibi listeler üzerinden projeleri bir kurcuklamam gerekecek. Hadi bakalım. Doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Neyse, şu anda aklıma gelen başka bir konu yok. Birazcık spor sonrası rahatlığını ve gevşemişliğini sessiz sedasız, hiç kimseyle kavgasız araba sürerek yaşamak istiyorum. Haberleşiriz.